Herkese merhaba. Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir arkadaşlar. Bir önceki bölümde, yani 3. bölümümüzde taşlarımızdan vezir ve at bizlerleydi. Bu bölümde, yani 4. bölümde ise şah ve piyonlarımızı tanıyacağız. Sıra bize geldi. Evet, sonunda. İşte oley be. Piyoncum, biz senin bu sabırsızlığınla ne yapacağız acaba? Ama sen öyle söylediğin için heyecanlandık. Ne yapalım? Sizi sona saklıyorum. Bekleyin. Arkadaşlarımızla önce şahı tanıştırmam gerekiyor. Tamam neyse. Buraya kadar bekledik. Arkadaşlar, eğer herkes hazırsa şahı çağıralım ve kendisiyle tanışalım. Ve karşınızda şah. Herkese merhaba. Merhaba şah. Bugün nasılsın? Gayet iyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok çok teşekkür ederim. Artık arkadaşlarımızla seni tanıştırmanın vakti geldi. Evet. İstersen ben kendimi tanıtayım. Evet, lütfen. Seni dinliyoruz. Benim adım Şah. Her takımda sadece bir tane şah vardır. Ve biz her zaman kendi rengimizin tersinde bir karede başlarız. Hadi gelin yakından bakalım. Gördüğünüz gibi beyaz şah siyah kare olan E1'de, siyah şah ise beyaz kare olan E8 karesinde oyuna başlar. Aynen öyle. Peki şah, bize tahta üzerindeki hareketini biraz gösterebilir misin? Tabii. Hamle sırası bendeyken etrafımda bulunan herhangi bir kareye sadece bir adım atarak ilerleyebiliyorum. Ancak özel bir hamlem de var. Özel hamle mi? Yani bu hamleyi sadece sen mi yapabiliyorsun? Aslında tek başına yapabildiğim bir hamle değil. Kalenin de yardımına ihtiyacım oluyor. O zaman bence kalemizi çağıralım ve ikinizin bu özel hamlesini bize birlikte gösterin. Gördüğünüz gibi kaleler de ben de başlangıç karelerimizde duruyoruz. Bu hareketi seçtiğimiz herhangi bir kaleyle yapabiliyoruz. Size söylemiştim. Ben normalde sadece bir kare hareket edebiliyorum. Ancak bu özel harekette iki kare ilerleyebiliyorum. Ve bu hareketi kaleyle birlikte yaptığın için sadece kaleye doğru ilerleyebiliyorsun. Öyle değil mi? Aynen öyle Özlem. Seçtiğim kaleye doğru iki hamle ilerliyorum. O kale de bana doğru geliyor. Hatta beni geçip bir kare yanıma yerleşiyor. İşte böyle. Böylelikle Rock hamlesini gerçekleştirmiş oluyoruz. Çok güzel bir ismi var. Rock. Ah, şimdi hatırladım. Bulmacalarda sürekli karşıma çıkardı. Satranç sporundaki özel bir hareket. Rock. Ancak ben bunu bana yakın olan kaleyle yaparsam kısa rock, bana uzak olan kaleyle yaparsam uzun rock oluyor. Hadi tekrar yapalım. Gördüğünüz bu hamlenin adı kısa rock oluyor. Şimdi tekrar başlangıç kalelerimize gidelim ve uzun rock'u gösterelim. Bu hamlenin adı da uzun rock oluyor. Peki şah, senin niye böyle özel bir hamlen var? Çünkü biz şahı çok seviyoruz. Onu korumak için önüne geçiyoruz. Gerçekten çok cesursunuz. Yardımlarınız için çok teşekkür ederiz kalelerimiz. Ancak bu hamleyi yapmanın bazı kuralları var. İlk kural, rok yapacağımız kale ve şah hiç yerinden hareket etmemiş olmalı. İkinci kural, rok yapacak kale ile şah arasında hiçbir taş olmamalı. Ve son kural, şah çekilmemiş olmalı. Yani şahın geçtiği kareler ve yerleşeceği kare rakip taşlar tarafından denetlenmemeli. Bize şah çekmeyi biraz daha açıklayabilir misin peki? Satranç sporunda bir maçın bitmesi tamamen bana bağlıdır. Diğer taşlar beni asla alamaz ve bulunduğum kareye yerleşemezler. Ancak karşı takımın herhangi bir taşının hareket edebileceği bir karedeysem bana şah çekmiş olurlar. Hadi bir örnekle gösterelim. Gördüğünüz bu pozisyonda ben siyah filin kontrol ettiği bir karede bulunuyorum. Siyah filin beni bu şekilde tehdit etmesine şah çekmek deniyor. Beyaz takımın sıradaki hamlesi mutlaka şahını başka bir kareye götürmesi, şah çeken taşı alması veya arayı bir taşla kapatarak filin şahı tehdit etmesini engellemek olmalıdır. Peki ya bu saydığın hareketlerden herhangi birini yapmazsak?
O zaman ne oluyor? Eğer bu hamleleri yapabiliyorsak yapmak zorundayız. Çünkü önceliğimiz şahı korumaktır. Eğer şah çeken taşı alamıyorsak ve gidilebilecek herhangi bir kare yoksa veya şah çeken taşla kendi şahımız arasına bir taşımızı yerleştiremiyorsak mat olmuş oluruz. Verdiğin tüm bu bilgiler için çok teşekkür ederiz Şah. Ben teşekkür ederim. Sizinle tanıştığıma çok memnun oldum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Esen kalın. Biz de çok memnun olduk. Kendine lütfen çok iyi bak. Evet arkadaşlar, Şah'ın bahsettiği mat konusuna bir sonraki bölümde daha detaylı olarak bakacağız. Ama ondan önce ben artık sizinle tahtımızın yaramazlarını, tahtımızın apacanlarını tanıştırmak istiyorum. Piyon, koş koş. Sıra sende. Sıra bizde. Dur ama sakin. Sakin olun ama bakın, sizi güzel güzel tanıtabilmem için birazcık sessiz olmanız gerekiyor. Heyecanlandık. Tamam, haklısınız. Ben sizi çok beklettim. Eğer hazırsanız hadi başlayalım. Evet. Herkese merhaba. Bizim adımız Piyon. Tahtada her takımda 8 tane olmak üzere toplamda 16 tane piyon vardır. Yani en kalabalık biziz. Hadi gelin size başlangıç noktalarımızı gösterelim. Gördüğünüz gibi beyaz takımın piyonları 2. yatayda, siyah takımın piyonları ise 7. yatayda sıralanır. Başlangıç konumlarınızı öğrendiğimize göre şimdi de bize tahta üzerindeki hareketinizi gösterin. Tabii. Hey! Biz sadece dikeyde bir kare ilerleyebiliyoruz. Ama eğer hiç hareket etmediysek, istersek 2 kare ilerleyebiliriz. Yani 2 kare ilerleyebilmeniz için başlangıç karelerinizden hiç ayrılmamış olmanız gerekiyor. Değil mi? Aynen öyle Özlem. Bu başlangıcı özel bir hareket. Hadi gösterelim. Öncelikle bir kare ilerleyişimi gösteriyorum. Hop! Artık başlangıç karemden ayrıldığım için 2 kare ilerleme hakkımı kaybetmiş oluyorum. Hamle sırası bende. Ben hiç hareket etmediğim için şimdi 2 kare ilerleyeceğim. Bu da 2 karelik hamlemiz. Şimdi de bize nasıl taş aldığınızı gösterin bakalım. Tabii ki. Biliyorsunuz ki sadece dikey karelerde ilerleyebiliyoruz. Eğer önümüze bir taş çıkarsa daha fazla ilerleyemiyoruz. Çünkü biz sadece çapraz taş alabiliriz. Yani ileri doğru ilerliyorsunuz ancak çapraz taş alıyorsunuz, öyle mi? Aynen öyle. Ancak alacağımız taş bir karelik çaprazda bulunmalı. Hadi gelin size bir örnekle gösterelim. Gördüğünüz gibi çaprazımda karşı takımın bir taşı var. İstersem çapraz hareket edip onun karesine yerleşebilirim. Veya istersem düz ilerleyebilirim. Ancak düz ilerlersem o taşı alamam. Çok teşekkür ederiz Piyon. Artık nasıl taş aldığını da öğrendiğimize göre... Özlem. Piyon. Anlatmamız gereken çok önemli bir şey daha var. Nedir peki? Bizim çok önemli bir gücümüz var. Çok önemli bir gücünüz mü var? Nedir? Eğer başladığımız kareden rakibin 1. sırasına gelirsek istediğimiz başka bir taş olabiliyoruz. Nasıl yani? Hepsi mi? Şah hariç tabii. Hadi gösterelim. Hadi gösterin. Şimdi ben E2 karesinde başlıyorum. Ve hamle sırası maçtaki ilk hareketim olduğu için bir ya da iki kare ilerleyebiliyorum. Daha sonrasında ise bir kare ilerleyebiliyorum. Hop! İşte gördüğünüz gibi E8 karesindeyim. Ve at, fil, kale, hatta vezir bile olabiliyorum. Sanırım tahtanın en güçlü taşı da vezir olduğu için genelde vezir seçiliyordur, öyle değil mi? Önceki bölümde vezir olacağım dediğimde şaka yapmamıştım. Ah, demek bu yüzdendi. Peki bir şey soracağım Piyon. Hangi taş olacağımızı biz mi seçiyoruz? Aynen öyle Özlem. Şimdi ben vezir olmayı seçiyorum ve tahtadan ayrılıp vezir oluyorum. Peki ya benim zaten bir vezirim varsa sen yine de vezir olabiliyor musun? Elbette. Tekrar vezir alabiliyorum.
Ancak bizim bu yolculuğumuz uzun sürdüğünden diğer taşların bizi koruması gerekir. O zaman galiba buradaki en önemli şey takım çalışması. Öyle diyebilir miyiz? Kesinlikle diyebiliriz Özlem. Bizden bu kadar. Sonunda tanıştık biz de. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Sizlerle tanıştığımız için çok mutluyuz Piyon. Evet arkadaşlar, artık bölümümüzün sonuna geliyoruz. Bu bölümde sizlerle Şahı ve Piyon'u tanıdık. Yani hep birlikte tahtamızı ve bütün taşlarımızı iyice öğrenmiş olduk. Bir sonraki bölümde sizlerle birlikte... şimdi ne oldu? Hoşça kal diyeceğiz. Ama bekleyin, önce ben bir lafımı bitireyim, ondan sonra söyleyin. Tamam, durun burada, bekleyin beni. Ben söyleyeceğim. Bir sonraki bölümde sizlerle matın ne olduğunu inceleyeceğiz ve size satranç sporundaki bazı önemli taktikleri göstereceğiz. Arkadaşlar, tekrar görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. İşte şimdi, hadi hep birlikte. Hoşçakalın.